Assalomu alaykum, men ismim Sherzod Rahmatov. Men bugun sizlar bilan Bedazarning Basic English Grammar kitobidagi grammatik mavzularini ko'rishda davom etamiz. Bugun 14-chi bo'lim otlar haqida gaplashamiz va ba'zi bir qo'shimchalarni, olmoslarni ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Avval keling takrorlaymiz. Ot bilan sifatni ajratamiz. Truck. Noun yoki adjective. Bu yuk mashinasi. Delicious so'zi. Noun mu, ot mu yoki adjective sifat mı? Sifatda sifat. Delicious mazali. Interesting. Bought an old book. Men eski kitob sotib oldim. Old sifat. Book noun. Adjective sifat odatda noun ifodalaydi. Bought a science book. Science ot, book ham ot. Bu yerda birinchi ot, ya'ni science sifat o'rnida ishlatilyapti. We went to a dress shop. Biz kiyim do'koniga bordik. We went to dresses, kiyimlar do'koniga bordik deyishimiz bu yerda xato hisoblanadi, chunki birinchi ot sifat o'rnida keladigan otga lar qo'shimchasi qo'shilmaydi. U doim birlikda ishlatiladi. Bought a thick science book. Demak, bu yerda ham sifat kelyapti, ham ot kelyapti sifat o'rnida va otni o'zi ham ishlatilyapti. Albatta, sifat otdan oldin keladi. I bought a science book desangiz xato hisoblanadi. The young girl is swimming. Bu yerda sifat young. Ot esa girl. To'g'ri. I put the coffee cup away. Bu yerda ot sifat o'rnida ishlatilganmi? Ha, albatta, mana coffee cup. Coffee cup. Kofi çaşkası. Noun'cu? Cup. Bir yerde noun cup. The nice waiter gave me cold soda. Bir yerde sıfat gerek. Demek nice sıfat. Ot ise waiter. Waiter. Soda. Yani bir yerde hem şuna yapıp şuna. Cold adjective. Soda noun. A large red car. Katta kızıl maşina. A large red car. Demek bu yerde ikkita sifat bir paytda kelyapti. Ko'ring, demak a red large car deb bo'lmaydi. Birinchi odatda hajmni bildiruvchi sifatlar, keyin esa ranglar keladi. Wonderful old car. Delicious red apple. A good Italian pizza. Bu yerda yashil bilan yozilgan sifatlar bu fikrni ifodalovchi, ya'ni wonderful, ajoyib, delicious, mazali, good, yaxshi kimnidir fikrini ifodalovchi so'zlar. Va fikrni ifodalovchi so'zlar odatda yoshni ifodalovchi, rangni ifodalovchi, millatni ifodalovchi sifatlardan oldin keladi. Bu yerda mana fikrni ifodalovchi ba'zi bir sifatlar bor. Ko'ring, dangerous, difficult, dirty, expensive, favorite, good, happy, honest, important, interesting, strong, wonderful. Demak, bu sifatlarni tarjimasi bilan o'rganing. Bular fikrni ifodalaydigan sifatlar va fikrni ifodalaydigan sifatlar boya aytganimdek yoshmi, rangmi yoki hajmi o'shalardan oldin keladi. Keling, sifatlarni tartibini ko'rib chiqamiz. Odatda sifatlar qanday ishlatiladi? Boya aytganimdek, demak, opinion birinchi keladi, hajm ikkinchi, yosh uchinchi, rang to'rtinchi, millat beshinchi va materiali nimadan qilingani oxiri keladi. Ya'ni masalan, mana keling, mana bu birikmani ko'raylik. A funny little story. Qisqa kulgili hikoya. Demak, birinchi funny opinion bo'lyapti bu yerda. Birinchi keladi. Va little keyin keladi. Nima? Otni oldi.
Thursday, pink, grapefruit, bunu hem düşüne. Nice French gold necklace. Ana para demek. Nice. Afiyen birinci kez yaptı. Kiyen French. Kiyen namadan filin geldi. Mana sözge demek. Curing birinci opinion. Kiyen ne kiyen yaşı. Kiyen rengi. Namadan milleti. Ve namadan filin geldi. Lekin yodlab olishingiz kerak. Yodlab olganingizdan keyin mashqlarni bajarib ko'ring. Bu mashqlarni o'zingiz uyda pauza qo'yib bajarib ko'ring. Darren likes all of his classes. Darren hamma darslarini, o'zini hamma darslarini yoqtiradi. All of hammasi degani, most of ko'pi degani. Demak, bu yerda e'tibor qiling, demak mana hammasi mana aylanadagi, bu yerda esa ko'pi. Some of esa qisman, qanchadir qismi degan. Darren likes all of his classes. Darren onu o'zining darsini hammasini yoqtiradi. Alex likes most of his classes. Alex esa darsini ko'pini yoqtiradi. Jongmin likes some of her classes. Ba'zi bir darslarini yoqtirishadi. Hamid likes almost all of his classes. Almost of ham demek all of çelik emez. Almost of deyken ham değerli ham mesela. Lekin ham mesela emez. Ama değişiniz için all of değişiniz gerek. Bana bu görünüp durgen demek bu sözlerini topçingiz gerek. Görünüşlerini these shapes are hardest. Bularni ko'pi yoki birozi yoki bir qanchasi, demak, yuraklarni ramzlarini, yurak bildiruvchi suratlar. O'zingiz bajarib ko'rasiz mashqlarni va yana davom etamiz. All of your homework is correct. Uyga vazifangni hammasi to'g'ri. All of'dan keyin birlikdagi otlar kelishi mumkin. Bu masalan sanalmaydigan ot bo'lsa, undan keyin keladigan so'zlar singular birlikda ishlatilishi kerak. Masalan, all of your homework is deyishingiz kerak. All of bo'lganligi uchun are deb yubormang. Mana bu yerda endi ko'plik kelyapti. Qarang, all of those dogs are friendly. All of'dan keyin ko'plikdagi ot kelyapti va fe'lan ko'plikda bo'lyapti. All of those dogs are, mana bu itlarni hammasi do'stona. Some of his house is messy. Bu yerda ham e'tibor qiling. Some of'dan keyin agar birlik sanaladigan kelsa, mana house, demak is birlikda ishlatiladi. Some of my dogs are old. Bu yerda ham e'tibor qilingiz. Hammasi bilan all of yoki some of bilan ham birlikda yoki ko'plikda fe'llarni mana is yoki are deb ishlatilishi undan oldin keladigan so'zga bog'lanadi. Ko'plik bo'lsa are, birlik bo'lsa is ishlatiladi. O'zingiz mashqni bajarib ko'ring. Tosa is one of our classmates. One of our classmates demak, one of dan keyin doim ko'plikdagi ot kelishi kerak. Tosa is one of our classmates deb bo'lmaydi, demak, sinfdoshlarimizdan bittasi. Demak, ko'plikda aytishingiz kerak bo'ladi. One of dan keyin ko'plik kelishi kerak. One of our classmates is sick. Fe'lni esa e'tibor qiling, birlikda ishlatasiz. Garchi mana our classmates ko'plik bo'lsa-da, bizda bu yerda ega one of. Tarjimasi sinfdoshlarimizdan bittasi kasal, demak, sinfdoshlarimizdan bittasi haqida gaplashyapmiz. Shuning uchun is qo'ydik. One of our classmates are sick deb bo'lmaydi, chunki bittasi. None of our classmates was sick. Demek bizde sınıftaşlarımızdan birortası kasal emazdı. None of our classmates were sick. Kaysi doğru bileyiz? İkalasi ham doğru. Demek none of de işletseniz, was işletsenizden, were işletsenizden hata hisoblanmaydi.
Endi mi aşk olsun? We didn't do anything yesterday. Biz gece hiç narsa kılmadık. We did nothing yesterday. Biz bu ham xuddi shunday hech narsa qilmadik. E'tibor qiling, agar biz we didn't ishlatsangiz, nothingni ishlatmasligimiz kerak. Didn't o'zi inkorni ifodalayapti. Louis didn't know anyone in this town. Louis bu shaharda hech kimni bilmaydi. Louis knew no one in this town. Louis bu shaharda hech kimni bilmaydi. Yana e'tibor qiling, agar not ishlatsangiz, didn't ishlatsangiz, bu yerda no one ishlatmasligingiz kerak. Ingliz tilida ikkita inkor bitta gapda ishlatilmaydi. Inkorni ifodalaydigan fe'l kelsa, masalan didn't do bo'lsa yoki didn't know bo'lsa, albatta siz anything yoki anywhere, anyone so'zlarini ishlatasiz. Nothing'ni o'zini ishlatasiz yoki no one'ni ishlatasiz va bu yerda not ishlatilmasi kerak. O'zingiz bajarib ko'rasiz mashqlarni, hozirlab. I want something new to wear. Men kiyish uchun biror narsa kerak, yangiroq narsa kerak menga. Met someone from Uzbekistan. Men Uzbekistondan kimdandir uchrashdim. I don't have anything new to wear. Kiyish uchun menda hech narsa yo'q. I didn't meet anyone at school. Men hech kimni maktabda uchratmadim. So'roq shakllarida Do you need something? Do you need anything? Did you meet someone? Did you meet anyone at school? İşletseniz bunlar. Soru şekillerde işletiş mümkün. Bazı bir özre farklı olmasa demek diğerle bir kıl işletiler. Başka bir şey. Every Susan. Every Harvard diyen. Every class has a teacher. Harvard dersine okutucusu bu. Every class has a teacher. All of the classes have teachers. Hamma derslerde okutucu bulan. Every demek birlikte gavatlarla işletilabı. Every classes de bulmaydı. Bir yerde hatta. Every of the classes. Bunda hem de bulmaydı. Everyone has feelings. Hemen o zaman hissi duygusu var. Everybody has feelings. Demek bir hıl manada everyone yok ki everybody bir hıl manada işletseniz bu olur. Everyone, everybody'den kim birlikte fiil işletersin. I studied everything the teacher gave us. Okutucu bergen her bir narsanı örgendim. Everything, her bir narsa. Everything looks delicious, her bir narsa. Mazalı görünüyor. Demek everything'den keyin ham birlikte o geliş gerek. Maçlarını bacarıp The wedding was lovely. Bir de was to be adjective lovely geliyordu. Biz oldingi derslerde ekleyemiz to be'den keyin adjective sıfat gelişi mümkün. Ve Linking verb örgütlendik, bazı bir fiillerle örgütlendik. Demek bu fiillerden gelin, bana bir sound, look, taste, smell kapıs. Fiilen bu arada. Demek bu sözlerden bana feel, keyin. Bu sözlerden keyin albatta sıfat gelirdi, ravish yani şu look, smell, feel, taste, sound. Örgütlendik olayım, demek bunlardan keyin doyum sıfat işletmez. Bizi odada bilasız. Fe'llardan keyin ravish ishlatilishi kerak. Faqatgina mana shu 5 ta fe'lni ko'rib turish bu yerda mana shu fe'llar undan mustasno. Foydaga kirmaydi. Ulardan keyin sifat ishlatiladi. O'zingiz qo'yib chiqasiz. Katya is a slow reader. Katya sekin o'qiydi.
sekin oku. Adjective ve noun. Bu ayetim demek. Adjective, noun ne kadar? Adverb ise hareket, fiil ne kadar? Adı read slowly. Bana bir yerde read fiili geliyordu. Fiilden gelin ise nesi ayetim? Rangış geliyordu. Rangışta li koşmuşası koşuyordu. Bir yerde reader noun, reader'dan oldu ise slow adjective geliyordu. Bazı bir sıfatlarını rağışke aylengen olatını görün. Bana bir de careful adjective olsa carefully adverb. Slow, slowly, quick, quickly, easy, easily. Len is a fast runner. Len runs fast. Bir de fast sözü etibar konsayız hem sıfat hem rağış manasında işletilir. Demek fast sözünü Allah da li qo'shimcha qo'shib ravishga aylantirmas. Shu so'zni o'zi ham sifat ham ravish. Bu yerda sifat ikkinchi gapda land runs faster ravish bo'lib kelyapti. Mana shunaqa sifatlar bor. Demak, bu sifatlarni o'zgartirmas. Fast, hard, early, late kabi so'zlar ham sifat ham ravish bo'lib ishlatilishi mumkin. Good so'ziga e'tibor qiling. Demak, good so'zi sifat O'zbek tilida yaxshi degani, uni ravish holati well, yaxshi degan. Masalan, qarang, low yaxshi yuguruvchi. Bu yerda yuguruvchini oldida yaxshi so'z keldi. Bu yerda low yaxshi yuguradi fe'lni ifodalayapti. Demak, fe'lni ifodalasa ravish kelishi. Mana shuni ajratib olsangiz yaxshi bo'ladi. Quyidagi mashqlarni bajarib ko'rasiz o'zingiz. Shu bilan darsimiz tugadi. Rahmat. Men sizdan chetlab ketdim. Rahmat.